Bu bölümümüzde açısal momentum ve açısal momentum korunumunun günlük hayattaki yerinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Sabit bir nokta etrafında dönen cismin sahip olduğu enerjiye dönme kinetik enerjisi denir. Bu enerjiyi ED ile gösterecek olursak ED 1 bölü 2 I omega kare formülüyle hesaplanır. Buradaki omega cismin açısal hızını, I ise cismin eylemsizlik momentini verir. Dönen cisimlerin dönmeye karşı gösterdikleri dirence eylemsizlik momenti denir. Eylemsizlik momenti cismin dönme yarıçapına, kütlesine, dönme eksenine ve cismin biçimine bağlı olarak değişir. Eylemsizlik momentinin genel formülü KmR kare biçiminde verilir. Buradaki K cismin biçimine ve dönme eksenine bağlı olarak 1, 1 bölü 2, 2 bölü 5 gibi sayılar alabilir. Bir cismin eylemsizlik momenti arttıkça dönmesi de zorlaşır. Eylemsizlik momentinin birimi kilogram çarpı metre karedir. Cismin eylemsizlik momentinin en küçük değeri kütle merkezinden döndürüldüğü zamanki değeridir. Dönme ekseni kütle merkezden uzaklaştıkça cismin eylemsizlik momenti de artar. Evet, yan taraftan karşımıza çıkabilecek bazı şekillerin eylemsizlik momentlerinin değerlerini vermiş dönme eksenlerine göre. Bunları ezberlemiyoruz arkadaşlar. Çünkü sorularda gerekirse bize zaten bu formülleri verecek. Dönen cismin dönme kinetik enerjisi var demiştik. Eğer cisim dönerek öteleme hareketi yapıyorsa, yani yuvarlanma hareketi yapıyorsa, o zaman bu cismin iki tane kinetik enerjisi vardır. Bir tanesi dönme kinetik enerjisi, bir tanesi de öteleme kinetik enerjisidir. Ve bu cismin toplam kinetik enerjisi bu ikisinin toplamıdır. Yani toplam enerji 1 bölü 2 I omega kare ile 1 bölü 2 m v karenin toplamı olacaktır. Arkadaşlar, bir cismin dönerek ilerlemesi için cismin sürtünmeli bir ortamda olması gerekir. Bunu unutmuyoruz. Fakat burada sürtünme kuvveti cismin enerjisinden çalmaz. Sadece cismin dönmesini sağlar. Şimdi 2014 LYS'de çıkmış bir ÖSYM sorusuna bakalım. Şekildeki M kütleli ve R yarıçaplı bir küre yatay düzlemde sabit omega açısal hızıyla kaymadan dönerek ilerlemektedir. Buna göre bu kürenin toplam kinetik enerjisi kaç mR kare omega karedir diyor. Toplam kinetik enerji 1 bölü 2 I omega kare artı 1 bölü 2 m V kareyi de hatırlayalım. 1 bölü 2 I yerine 2 bölü 5 mR kare yazabilirim. Çarpı omega kare artı öteleme kinetik enerjisi 1 bölü 2 m v kare. Buradaki v karede v çizgisel hızdır. Çizgisel hız yerine yarı çaplı açısal hızın çarpımı, yani r çarpı omega yazabiliriz. İkiler birbirini götürecek. Burada 1 bölü 2, 1 bölü 5 m r kare omega kare kalacak. Artı 1 bölü 2 m v yerine de r çarpı omega yazarsam r kare omega kare olur. Toplama yapabilmem için paydaları eşitlemem lazım. Burayı 2 ile genişleteceğim. Karşı tarafı 5 ile genişleteceğim. Yukarısı 2 çarpan, yukarıda 5 çarpan olursa toplayın 7 olur. Payda da 5 çarpı 2'den 10 olacaktır. 7 bölü 10 m r kare omega kare çıkar. Yani 7 bölü 10 d şıkkı olur. Bir nokta çevresinde v çizgisel hızıyla dönen m kütleli cismin dönme yarıçapı ve çizgisel momentumunun çarpımı da cismin açısal momentumunu verir arkadaşlar. Açısal momentumu büyük L harfiyle gösterirsek yarıçapla çizgisel momentumun çarpımıdır. Peki çizgisel momentum m çarpı v değil miydi? Evet, o zaman burada yerine koyarsak açısal momentum m ve r olarak da yazılabilir. Açısal momentum vektörel bir büyüklüktür. Yani yönlü. Yönünü de açısal hızdaki gibi sağ el kuralıyla bulacağız. Dört parmağımız cismin dönüş yönünü kavrarsa
dik duran baş parmağımızla açısal momentumun yönünü verir. Şekildeki gibi dört parmağımızla cismin dönüş yönünü kavrayalım. Saatin tersi yönde, baş parmağımızla yukarıyı gösteriyor. Açısal momentumun yönü de yukarı doğrudur. Açısal momentum birimi kilogram metrekare bölü saniyedir. Bu birimi düzenlersek joule çarpı saniye olarak da görebiliriz. 1,5 kilogram kütleli X cismi 3 metre uzunluğundaki ipin ucuna bağlanarak O noktası etrafında sayfa düzleminde 2 metre bölü saniye büyüklüğündeki hızla şekildeki gibi döndürülüyor. Buna göre X cisminin 1, 2, 3 yargılarından hangileri doğrudur diye bize soruyor. Birincisinde açısal momentumu sayfa düzlemine dik dışa doğrudur demiş. Sağ el kuralını kullanacağız. Ne yapacağız arkadaşlar? Cisim saatin tersi yönde dolanıyor, dikkat edin. Dört parmağımızı sayfa üzerinde saatin tersi yönde dolandırırsak dik duran baş parmağımızı sayfadan dışa doğru bakacaktır. Yani bir doğrudur. Açısal momentum sayfa düzlemine dik ve dışa doğrudur. Açısal hızı 6 radyan bölü saniyedir demiş. Açısal hızı çizgisel hız bölü yarıçaptan bulabiliriz. Çizgisel hızı ne demişti bize? 2. Yarıçapı 3. O zaman açısal hızın değeri 2 bölü 3'tür. Yani 2 yanlış. Açısal momentumun büyüklüğü 9 kilogram metrekare bölü saniyedir. Açısal momentumu M ve R'den bulabiliriz. Kütleyi 1,5 vermiş, yani 3 bölü 2. Çizgisel hız 2, yarıçap 3, çarptığımızda 9 olarak buluruz. O zaman 3 de doğrudur. Cevap 1 ve 3 olur. C. Eski bir ÖSYM sorusu. Yan yana duran ve birbirini döndürmekte olan çarklar verilmiş dişli düzeneğim. K ve L dişlerin yarıçapları R2R. K dişlisi sabit açısal hızla dönerken dişlerin dönme kinetik enerjileri birbirine eşit oluyor. Yani 1 bölü 2 I omega kareleri eşit. KL dişlerinin merkezlerine göre eylemsizlik momentleri sırasıyla IK, IL olduğuna göre IK bölü IL oranı kaçtır diye bize soruyor. Şimdi biz bunların dönme kinetik enerjilerinden yola çıkarak eylemsizlik momentlerini bulacağız ama önce açısal hızlar arasında bir ilişki kurmamız lazım. Yan yana birbirini döndüren çarkların ya da dişlilerin çizgisel hızları birbirine eşittir. Yani omega çarpı r'leri eşittir. O zaman k için omega k yazalım çarpı r, l için de omega l yazalım. Omega l çarpı 2 r eşittir. Bu matematik eşitliğin sağlanabilmesi için l'nin açısal hızı omega ise k'nın açısal hızı, açısal hızı 2 omega olmalıdır. Şimdi gelelim kinetik enerji eşitliğine. Dönme kinetik enerjileri eşitti. K için yazıyorum. 1 bölü 2 IK çarpı 2 omega demiştik. Karesini alırsak 4 omega kare yapar. L için yazıyorum. 1 bölü 2 IL çarpı omega kare. İşlemi düzenlediğimde IK bölü IL oranı 1 bölü 4 olur. A şıkkı. Açısal momentum neydi arkadaşlar? M ve R. Burada çizgisel hız olan V yerine açısal hız çarpı yarıçap yazabilirim. Yani M omega R R olur. R kare olacaktır bu ikisinin çarpanı. Yani M R kare omega olacaktır. Peki M R kare noktasal parçacığın eylemsizlik momenti değil midir arkadaşlar? Evet. Yani burayı I olarak gösterirsem açısal hız eylemsizlik momenti ile açısal momentum eylemsizlik momenti ile açısal hızın çarpımı olur. Düzgün çembersel hareket yapan M kütleli cisme çizgisel hız vektörü doğrultusunda kuvvet uygulanırsa, yani cismin dönme yörüngesine teğet olacak şekilde bir kuvvet uygularsak, bu kuvvetin dönme noktası olan O'ya göre oluşturduğu tork, cismin açısal hızında bir değişim meydana getirir. Cismin açısal hızındaki değişim de cisim üzerinde bir açısal ivme
meydana oluşturacaktır. Açısal ivmeyi alfa sembolüyle gösteriyoruz arkadaşlar. Ve delta omega bölü delta t olarak tanımımızdan yola çıkarak söyleyebiliriz. Birimi radyan bölü saniye karedir. Çizgisel ivmeyi nasıl buluyorduk? Hatırlayalım. Delta v bölü delta t. Buradaki çizgisel hız delta v'deki çizgisel hız yerine omega çarpı r yazarsam delta omega çarpı r bölü delta t olur. Peki delta omega bölü delta t kimdir? Açısal ivmedir. O zaman çizgisel ivme açısal ivme ile yarıçapın çarpımıdır arkadaşlar. Peki cisme uyguladığımız F kuvvetinin torku nedir? Torku hatırlayalım şimdi. Tork neydi? Kuvvet ile kuvvetin dönme noktasına olan dik uzaklığının çarpımıydı, değil mi? Burada kuvvetin dik uzaklığa olan dönme noktasına olan dik uzaklığı R kadar. O zaman F çarpı R. Peki dinamikte F yerine ne yazabiliyoruz? M çarpı A yazalım. M A çarpı R. A yerine alfa çarpı R yazabilirim. Yazalım. M alfa R. Yine burası R kare olur. M R kare alfa olur. M R kare neyi verir? I'yı verir. O zaman tork I çarpı alfa olarak karşımıza çıkar. Evet, dördüncü örneğimizde yarıçapı R olan X diski ile R yarıçaplı Y küresi merkezlerinden geçen düşey eksen etrafında şekildeki gibi omega ve 3 omega açısal hızlara döndürülmektedir. X, Y cisimlerinin kütleleri eşit. Açısal momentum büyüklükleri sırasıyla Lx, Ly olduğuna göre Lx'in Ly'ye oranı kaçtır diye soruyor. Açısal momentumu eylemsizlik momenti çarpı açısal hızdan bulabiliriz, değil mi? O zaman yazalım. Bu değerleri zaten bize vermiş. I'ları da parantez içinde vermiş. Lx için yazıyorum. I'sı 1 bölü 2 emre kare çarpı açısal hızı omega. Ly için yazıyorum. I'sı 2 bölü 5 emre kare çarpı açısal hızı 3 omega. Taraf tarafı oranlayalım. Düzenlediğimizde Lx'in Ly'ye oranı 5 bölü 12 olarak karşımıza gelir. D şıkkı. Beşinci örnekte bir cisim kütle merkezine ne kadar uzak bir noktadan döndürülürse eylemsizlik momenti o kadar büyük olur. Buna göre düzgün, türdeş ve eşit bölmeli şekildeki çubuk için 1, 2, 3 yargılarının hangileri doğrudur? Şimdi önce bize bir bilgi vermiş ve bu bilgi ışığında öncülleri yorumlamamızı istiyor. Peki bilgide ne diyor? Cisim kütle merkezine ne kadar uzak bir noktadan döndürülürse eylemsizlik momenti o kadar büyük olur. Bu çubuk türdeş bir çubuk olduğu için kütle merkezi neresidir? C noktasından geçer. C noktasıdır. Kütle merkezinin olduğu eksen bu. Ne kadar uzaksa bu kütle merkezine, o zaman dönme noktası tabii ne kadar uzaksa, o zaman eylemsizlik momenti de o kadar büyük olacaktır. Birinci şıkta ne diyor? A noktasından döndürmek C noktasından döndürmekten daha zordur. A noktası kütle merkezine uzakta, C zaten kütle merkezinde. O zaman A'dan döndürürsem eylemsizlik momenti daha büyük olur. Eylemsizlik momentinin büyük olması zaten cismin daha zor döneceği anlamına geliyordu, hatırlayalım. O zaman bir doğrudur. 2'ye bakalım. B ve C noktalarından ayrı ayrı eşit açısal hızlarla döndürülürlerse açısal momentumlar eşit büyüklükte olur diyor. Açısal momentum neydi arkadaşlar? I çarpı omega. Eşit açısal hızla döndürüyorum. Fakat B ve C noktalarından döndürürken eylemsizlik momentleri aynı olmaz. B'deki daha büyük, C'deki daha küçük bir eylemsizlik momenti olacaktır. Dolayısıyla I'ları eşit olmadığı için açısal momentumları da eşit olmaz. 2 yanlıştır. 3. A noktasından geçen eksene göre eylemsizlik momenti B noktasından geçen eksene göre daha büyüktür. Evet, A'da dönme noktası kütle merkezine daha uzakta, B'de daha yakında. A'daki eylemsizlik momenti daha büyüktür. 3 doğru. 1 ve 3. E şıkkı.
Sisteme etki eden herhangi bir dış tork yoksa sistemin açısal momentumu korunur arkadaşlar. Bu ifadeye de açısal momentum korunumu denir. Şimdi tork burada delta L bölü delta T olarak gösterilirse, yani açısal momentumdaki zamana bağlı değişim torku verecek olursam, eğer ne demiştik? Dış tork sıfırsa, yani tork sıfırsa, o zaman delta L'nin sıfır olması lazım. Delta L momentum değişimi demekti. Yani momentum değişimi yok. Bu da ilk momentumla son momentumun birbirine eşit olması demektir açısal momentumların. Dönen cisim açısal momentumunu korumak için dönme yarıçapı azalıyorsa açısal hızını artırır. Eğer yarıçap artıyorsa bu sefer de açısal hızını azaltır. İşte dışarıdan herhangi bir tork etkisi yoksa cismin açısal momentumunu korumak için yaptığı önlem yarıçapın artış azalışıyla ters orantılı olacaktır. Açısal hızın değişimi. Yani yarıçap artıyorsa açısal hız azalır. Azalıyorsa yarıçap açısal hız artar. Örneğin buz pateni yaparken dönen bir sporcunun hızlanmak için kollarını vücuduna doğru kapaması açısal hızını artırır. Çünkü yarıçapı küçültüyor. Dünya güneş etrafına dönerken güneşe yarıçap olarak daha yakından geçerken açısal hızı ne yapar? Yarıçap küçüldüğü için artar. İşte bütün bunları niçin yapıyor? Açısal momentumunu hep koruyabilmek için yapıyor. Eğer dış kuvvetlerin etkisinde olmayan bir sistemse bu, iç kuvvetlerin oluşturduğu torklar sistemin toplam açısal momentumunu değiştirmeyecektir arkadaşlar. Altıncı örneğimizde yine öncüllü bir soru. Bir, O1 noktası etrafında dönmekte olan cisim. İki, güneş etrafında bir gezegen, dönen bir gezegen. Üç, O2 noktası etrafında sabit F kuvvet etkisine dönen bir çubuk. Üç tane düzenek verilmiş. Buna göre hangi düzenek ve sistemdeki cisimlerin dönerken açısal momentumu değişmez? Şimdi bakalım. Birincisinde ve ikincisinde arkadaşlar, dönen cisimlere dışarıdan herhangi bir tork etkisi, bir kuvvet etkisi gelmiyor. Buradaki F kuvveti cismin çembersiz hareket yaparkenki merkezcil iç kuvvetidir. İç kuvvetlerde bir açısal momentum değişimi oluşturmuyordu. O zaman 1 ve 2'de dışarıdan herhangi bir tork etkisi olmadığı için açısal momentum korunacaktır. Fakat üçüncüsünde çubuk kendi ağırlığı var ama onun dışında dışarıdan bir kuvvet uygulamışım. Bir F kuvveti, bir dış kuvvet var. Bu dış kuvvette dış tork uygulayacağı için bu cismin ya da bu düzeneğin açısal momentumu değişir. Cevap D şıkkı olur. Yine bir ÖSYM sorusu. Dönen katı cisimlerin hareketini açıklamakta kullanılan büyüklüklerinden hangileri vektöreldir? 1. Tork. 2. Eylemsizlik momenti. 3. Açısal momentum. Ne demiştik? Torkun ve açısal momentumun bir yönü vardı. Yani vektöreldi. Eylemsizlik momenti ise skaler bir büyüklüktü. 1 ve 3. D şıkkı. 2019 ÖSYM sorusu. Buz pisti üzerinde bulunan Faruk, dik bir pozisyonda ve ellerini iki yana açarak ağırlık merkezinden geçen düşey bir eksen etrafında sabit açısal hızıyla dönmektedir. Faruk ellerini vücuduna doğru yaklaştırdıkça düşey dönme eksenine göre açısal momentumu ve eylemsizlik momenti ilk duruma göre nasıl değişir? Sürtünmeler ihmal diyor. Evet, biraz önce de örnek vermiştik değil mi arkadaşlar bu durumu konuyu anlatırken? Şimdi Faruk ne yapıyor? Dönerken dönme eksenine doğru kollarını vücuduna kapatıyor. Yani yarıçapı ne yapıyor? Azaltıyor. O zaman eylemsizlik momenti m kareden yarıçapı azalttığı için Faruk'un kütlesi değişmiyor. Eylemsizlik momenti de ne yapacaktır? Azalacaktır. Faruk'a dış bir kuvvet uygulanmadığına göre açısal momentumu ne yapmaz? Değişmez. Cevap E şıkkı.
Bir ÖSYM sorusu daha. Kütleleri birbirine eşit iki kişiden Ebru, ekvator üzerindeki bir kentte, burcu da Ankara'da, yere göre hareketsiz duruyor. Yerin dönme eksenine göre 1, 2, 3 yargılarının hangileri doğrudur diye soruyor bize. Şimdi dünyayı kaba taslak çizelim. Ekvatordan daha şişkince, kutuplardan daha basıktı. Yani ekvatordaki yarıçapın daha büyük olduğunu biliyoruz. Ebru ekvatorda. Burcu ise Ankara'da. Türkiye'yi de şöyle işaretleyelim. Burcu da burada. Yani Ebru'nun bulunduğu yerin dünya merkezine göre yarıçapı burcunun bulunduğu yerden daha büyük. Şimdi şıklarımıza bakalım. 1. Ebru'nun açısal hızı burcunun açısal hızından büyüktür. Yanlıştır arkadaşlar. Çünkü ikisi de dünya üzerinde duruyor ve dünyanın açısal hızıyla birlikte dönüyorlar. Yani dünyanın açısal hızı neyse burcu ve Ebru'nunki de odur. Ebru'nun açısal momentumu burcunun açısal momentumundan büyüktür. Açısal momentumu m r kare çarpı omega'dan bulabiliriz. Açısal hızları eşitti. Kütlelere eşitti. O zaman yarıçaplı açısal momentum doğru orantılıdır. Ebru'nun yarıçapı daha büyük olduğu için açısal momentumu da daha büyük olacaktır. 2 doğrudur. 3. Ebru'nun eylemsizlik momenti burcunun eylemsizlik momentinden büyüktür. Eylemsizlik momenti m r kareydi. M'ler eşit. Yine yarıçapla eylemsizlik momenti doğru orantılıdır. O zaman evet, Ebru'nun eylemsizlik momenti burcununkinden büyüktür. 2 ve 3 E şıkkı olarak karşımıza çıkar. 2020 AYT'de şöyle bir soruyla karşılaşıyoruz. Belli bir eksen etrafında dönmekte olan cismin dönme eksenine göre eylemsizlik momenti ile ilgili hangileri doğrudur? Birinci öncülümüzde dönme hareketine karşı gösterilen direncin ölçüsüdür diyor. Doğrudur, zaten eylemsizlik momentinin tanımıydı bu arkadaşlar. İkincisinde cismin kütlesine bağlıdır diyor. Eylemsizlik momentini hatırlarsak cismin kütlesiyle dönme yarıçapının karesinin çarpımına eşittir. Yani kütleye bağlı olduğunu görüyoruz. Dönme ekseni etrafındaki dönüş yönüne bağlıdır. Eylemsizlik momenti skaler bir büyüklüktür. Bu yüzden de dönüş yönüne bağlı değildir. 11. örneğimizde bir sarkaç sorusu verilmiş. M noktasından tavana iple bağlanmış şekildeki konudan serbest bırakılan bir cismin ağırlığının M noktasına göre torkunun büyüklüğü T ve cismin açısal ivmesi alfadır. Cisim P noktasından S noktasına gelirken tork ve alfa nasıl değişir? Tork dediğimiz neydi arkadaşlar? Kuvvet çarpı dik uzaklıktı. Ağırlığın bulunduğu eksenin dönme noktasına olan dik uzaklığı şuradaki çizdiğimiz mesafe. Cisim S'ye doğru gelirken mesela şurada bir yerde olsun. O zaman ağırlığın doğrultusuna olan dik uzaklık ne yapıyor? Azalıyor. Kuvvet aynı. Dik uzaklık azaldığı için ne azalacaktır? Tork azalacaktır arkadaşlar. Peki tork aynı zamanda eylemsizlik momentiyle açısal ivmenin çarpımı değil miydi? Evet. Eylemsizlik momenti cisim için m çarpı r karedir. Cismin kütlesi ve dönme yarıçapı değişmediğine göre I sabittir. Tork azaldığı için açısal ivme de azalacaktır arkadaşlar. Cevap A şıkkı. Yukarıdaki fiziksel büyüklüklerden hangileri vektöreldir diye soruyor. Yani yönlü. Bir açısal momentum. Evet, açısal momentumun yönü söz konusuydu. Sağ el kuralına göre buluyorduk. Vektöreldir. 2. Eylemsizlik momenti. Bu skaler bir büyüklüktü. 3. İtme, yani F çarpı delta T. Bu da yine yönlü bir büyüklüktür. Cevap C şıkkı. K çubuğu XY düzleminde O noktası etrafında ok yönünde omega açısal hızıyla şekildeki gibi dönüyor. Buna göre K çubuğunun açısal momentumu hangi yöndedir diye soruyor. Evet, açısal momentumu sağ el kuralından buluyorduk, hatırlayalım. 4 parmağımız cismin dönüş yönünü kavrarsa dik duran baş parmağımız da açısal momentumun yönünü verecekti. Buradaki çubuk XZ düzlemi üzerinde dönüyor. Yani şu
taradığım bölgede. Çubuk buradayken dönüyor, şuraya geliyor mesela O noktası üzerinde. Daha sonra şuraya geliyor. Yani şöyle bir saatin ters yönde dönüş var. O zaman dört parmağımla çubuğun dönüş yönünü kavrarsam baş parmağım yukarıyı gösterecektir. Yani artı y yönü. O zaman açısal momentumun yönü de artı y yönü olur, C şıkkı. 5 metre yarıçaplı dairesel yörüngede 2 radyan bölü saniye büyüklüğündeki açısal hızla düzgün çembersiz hareket yapan K cisminin kütlesi 4 kilogramdır. Buna göre K cisminin açısal momentumu kaç kilogram metre kare bölü saniye büyüklüğündedir? Açısal momentumu m omega r kareden yapabiliriz. Değerleri yerine yazalım. 4 çarpı 2 çarpı r 5'ti, karesini alacağız. Burası 25 yapar. 8, şurası da 8 çarparsak 200 olarak karşımıza çıkar, D şıkkı. Kütlesi 4 kilogram olan içi dolu silindir biçimindeki X cismi 6 radyan bölü saniye büyüklüğündeki açısal hızla dönerken açısal momentumu 120 kilogram metrekare bölü saniye büyüklüğündedir. Buna göre X cisminin dönme kinetik enerjisi kaç joule'dür diyor. Dönme kinetik enerjisinin formülü neydi arkadaşlar? 1 bölü 2 I omega kareydi. Fakat burada I'yı şu an bilmiyorum. Ama açısal momentumdan bulabilirim. L eşittir I çarpı omega'ydı. L'yi biliyorum. 120 vermiş. I'yı zaten bulacağım. Omega da 6. Buradan I'yı çekersek 20 olarak karşımıza çıkar. Getirip yerine yazalım şimdi değerleri. 1 bölü 2 çarpı 20 çarpı açısal hız 6 idi. 6'nın karesi gelecek. Evet, sadeleştirirsem şurası 10 olur. 6'nın karesi 36'dır. 10 ile çarparsak 360 joule olarak karşımıza çıkar, E şıkkı. Açısal momentumun korunması için sisteme dışarıdan etkileyen net tork 0 olmalıdır. Evet, şimdi bize bilgiyi vermiş. Buna göre soruyu istiyor. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde açısal momentum korunmaz? Yani dış tork 0 olmayacak, bunu söylüyor. A şıkkında düz yolda pedalı çevrilmeden sabit hızla ilerleyen bisiklet tekerleri demiş. Ne diyor? Pedalı çevrilmeden. Pedalı çevirmediğime göre dış bir tork etkisi, döndürme etkisi uygulamıyorum demektir. Dış tork yoksa açısal momentum korunur. O zaman bu istediğim cevap olmaz. İç kuvvetler etkisiyle deprem olduğunda yerküre, iç kuvvetlerde, sistemde iç kuvvetlerde açısal momentum değişimi sağlamıyordu, hatırlayın arkadaşlar. O zaman burada da korunma söz konusu. Güneş çevresine dolanmakta olan gezegen, dış tork etkisi yoktur burada. Dolayısıyla açısal momentum korunur. Buz pistinde olduğu yerde kolları kapalı iken kollarını açan dönen dansçı, yine dış tork etkisi yok. Açısal momentum korunur. B şıkkında ise merkezinden tavana asılmış, çevresine sarılan ipin ucuna bir cisim bağlanarak serbest bırakılan makara. Burada makaranın çevresine sarılı olan ipteki gerilme kuvveti makaraya bir dış tork etkisi oluşturur. Bu da makaranın açısal momentumunun değişmesini sağlar. Cevap B şıkkı. 6. örneğimizde O merkezli iki tane silindirimiz var. Bu silindirlerin yarıçapları R ve 2R. 2M ve 3M kütleli cisimler iplerle şekildeki gibi silindirlere asılmış. Cisimler serbest bırakıldıktan bir süre sonra 1, 2, 3 yargılarından hangileri doğrudur diye soruyor. Sürtünmeler önemsenmiyormuş. Şimdi burada 2M ve 3M kütleli cisimler silindirlere dış tork etkisi uygulayacaklar. Yani onları döndürmeye çalışacaklar. O halde dış tork sıfır olmadığına göre silindirlerin açısal momentumu korunmaz. Yani silindirlerin açısal momentumu artmaktadır. 3 doğrudur. Peki silindirlerin açısal ivmesi ne olacaktır? Ona bakalım. Tork neydi? Eylemsizlik momenti ile açısal ivmenin çarpımıydı. Şimdi burada bir tork var demiştik ve sabit bir tork var. Silindirlerin eylemsizlik momentte m r kareden düşünecek olursak kütleleri ve yarı çapları değişmediği için bu da sabittir. O zaman açısal ivme de bu matematiksel çarpıma göre sabit olmalıdır. Bir doğrudur.
Silindirlerin açısal hızı sabittir diyor. Açısal ivme varsa açısal hızda bir değişim söz konusudur. Yani açısal hız sabit olmaz. O zaman 2 yanlış olur. Bu durumda cevabımız 1 ve 3 olacaktır. E şıkkı. Evet, bu örneğimizde özdeş iki tane çubuğumuz var. X, Y çubukları. X, O1, Y de O2 noktaları etrafında dönüyorlar. Dikkat edersek arkadaşlar X saatin tersi tarafa dönerken Y ise saat tarafına dönüyor. Bunların açısal momentumları LX ve LY vektörü olarak verilmiştir. Periyotları da T ve 2T olarak verilmiş. LX vektörü ile LY vektörü arasındaki ilişki nedir diye bize soruyor. Şimdi vektörel ilişkiyi sorduğuna göre yönlerini de dikkate almamız lazım. Önce bunların açısal momentumlarının yönlerini bulalım. Nasıl buluyorduk? Sağ el kuralına göre 4 parmağımız cisimlerin dönüş yönünü kavrarsa dik duran baş parmağımız da açısal momentumun yönüydü. X ile 4 parmağımıza dönüş yönünü kavrayacak olursak baş parmağımız dışarıyı gösterecektir. Sayfadan dışarıyı. Yani nokta şeklinde gösterebiliriz onu. X'in açısal momentumu sayfadan dışa doğru. Y'de ise saat yönüne dönüş olduğu için 4 parmağımızla saatin dönüş yönünü kavrarsak baş parmağımız bu sefer sayfa içini gösterir. Onu da çarpı şeklinde belirtebiliriz. LY açısal momentumu da sayfa içine doğru. Yani X ve Y'nin açısal momentumları birbirine zıt. O zaman vektör olarak biri diğerinin negatifisi olarak gösterilecek. Şimdi gelelim açısal momentumlarının değerleri arasındaki ilişkiye. L neydi? I çarpı omegaydı, değil mi arkadaşlar? Peki burada omegayı biliyor muyum? Bilmiyorum. Omegayı da 2 pi bölü t'den yorumlayabilirim. Çünkü t'leri vermiş. Omega x 2 pi bölü t. Omega y ise 2 pi bölü 2 t olacaktır. O zaman bu matematiksel değerlere bakarak y için açısal hıza omega dersem x için açısal hıza 2 omega diyebiliriz. Peki gelelim şimdi burada L'lerine. Lx için bakıyorum. I'ları aynı çünkü özdeş çubuklar. I çarpı 2 omega. Ly için bakıyorum. I çarpı omega. X'in açısal momentumu Y'nin kaç katı? 2 katı. Ama nasıl? Eksi 2 katı vektör olduğu için cevap C şıkkı. İkinci örneğimizde bir kasnağın çevresine sarılı, ortasından geçen yatay mil çevresinde serbestçe dönebilen yangın ortumu F kuvvetiyle çekilirken kasnağın 1, 2, 3 yargılarından hangileri doğrudur diye soruyor. Sürtünmeler önemsiz. Burada kasnak gri bölgemiz oluyor. Çevresine sarılı olan hortumu F kuvvetiyle çektiğimde bu hortum kasnağa bir tork etkisi oluşturur. Dış tork olduğu için açısal momentum artacaktır. Yani korunmaz. Açısal momentum neydi? I çarpı omega. Peki 1, 2, 3'ten ikinci şıkka bakarsak eylemsizlik momenti artar diyor. Eylemsizlik momenti neydi peki? Emre kare. Kütle değişmedi kasnak için. Yarıçap da değişmedi. O yüzden eylemsizlik momenti değişmez. 2 yanlıştır. Şimdi açısal momentum artar demiştik. Ama eylemsizlik momenti değişmiyordu. O zaman bu çarpıma göre açısal hızında ne yapması gerekir? Artması gerekir. Yani bir açısal hızın büyüklüğü artar. Doğrudur. Dönme kinetik enerjisi değişmez. Dönme kinetik enerjisinin formülü neydi arkadaşlar? 1 bölü 2 I omega kare. I burada sabit. Açısal hız arttı. O zaman dönme kinetik enerjisi de artar. Yani 3 de yanlış olur. Bu durumda cevap yalnız bir A şıkkı. X ve Y cisimlerimiz kütleleri M2M olarak verilmiş. X O1 ekseninin etrafında R1 yarıçapıyla, Y O2 ekseninin etrafında R bölü 2 yarıçapıyla dönüyor. X ve Y'nin periyotları sırasıyla 2T ve T olarak verilmiş. Bizden açısal momentum büyüklükleri arasındaki oranı istiyor arkadaşlar. Peki açısal momentumu I çarpı omega'dan bulabilirim. Ama burada I'lar hakkında herhangi bir bilgi vermemiş. O zaman ben M omega R kareyi de kullanabilirim. Fakat burada omegalar arasındaki ilişkiyi bilmiyorum ama bulabilir miyim? Evet periyotları vermiş. Peki omega neydi? 2 pi bölü
T'ydi değil mi formül olarak? Şimdi x için yazalım. 2 pi bölü 2 t. Y için yazalım. 2 pi bölü t. O zaman x'in açısal hızına omega dersem y'nin açısal hızının da ne olması gerekir? 2 omega olması gerekir. Şimdi artık açısal momentum da yerine koyarsak Lx için yazıyorum. Kütlesi m omega demiştik açısal hızına. Yarıçapı r kare. Ly için yazalım. Kütlesi 2m. 2 omega çarpı r bölü 2'nin karesi gelecek. Yani r kare bölü 4. Bunların taraf tarafı oranını istiyor bizden. İşlemi düzenlersek cevabın 1 olduğunu görürüz. Yani C şıkkı. Evet, O noktası etrafında dönebilen bir çubuk. Çubuğun iki ucunda K ve L cisimleri var. Kütleleri 3M ve M olarak verilmiş. Çubuk O noktasından geçen düşey eksen çevresinde düzgün çembersel hareket yaparken 1, 2, 3 yargılarından hangileri doğrudur diyor. Şimdi bu cisimler çubukla birlikte döndüğüne göre dönme merkezleri yani aynı olduğuna göre açısal hızları eşittir. Omega ise omega diyebiliriz. O zaman 3. şıkka bakalım. K'nın açısal hızı L'ninkine eşittir diyor. Hemen işaretleyebiliriz. Doğrudur. 1. şıkta ne diyor? K'ya etkiyen merkezcil kuvvetin değeri L'ye etkiyenden daha büyüktür. Merkezcil kuvvet neydi arkadaşlar? M omega kare R olarak düşünebiliriz. Şimdi K'ya yazalım. Bunu uyarlayalım. Kütlesi 3M omega kare dolanma yarıçapı A. L için yazalım. M omega kare çarpı dolanma yarıçapı 2A. Bakacak olursak matematik olarak K'nın merkezcil kuvveti L'den büyüktür. Bir doğrudur. K'nın açısal momentum büyüklüğü L'ninkinden küçüktür. Açısal momentumu nasıl bulabiliriz? M omega r kareden yorumlayabiliriz. K için yazalım. M pardon 3M omega a kare L için yazıyoruz. M omega 2a'nın karesinden 4 a kare gelir. Matematik olarak 4 3'ten büyük olduğuna göre L'ninkisi daha büyük olacaktır. Yani K'nın açısal momentum büyük L'ninkinden küçüktür de doğrudur arkadaşlar. Cevap Edirne 1, 2 ve 3. Mars gezegeninde meydana gelen bir depremde gezegenin dönme eksenine göre eylemsizlik momenti arttığına göre 1, 2, 3 yargılarından hangileri doğrudur? Deprem sırasında gezegene iç kuvvetler etki eder arkadaşlar ve bu iç kuvvetler cismin açısal momentumunda değişme meydana getirmez hatırlayalım. O zaman ikinci öncülümüz gezegen açısal momentumu değişmez doğrudur. Açısal momentum neydi? I çarpı omegaydı. Açısal momentum değişmeyecek dedik. Eylemsizlik momentinin artacağını zaten soruda kendisi söylemiş. Çarpımın sabit kalabilmesi için açısal hızın azalması gerekir. Açısal hız azalıyorsa çizgisel hız açısal hız çarpı yarıçaptır. Yani yarıçap sabitse doğru orantı olacaktır. Açısal hız azalıyorsa çizgisel hız da azalır. O zaman 3 yanlıştır. Gezegenin ekvatorunun çizgisel hızı artmaz, azalır. Gezegenin bir günü daha uzun olur diyor. Açısal hız 2 pi bölü periyottu. Yani açısal hızla periyot ters orantılı. Açısal hız azalıyorsa periyot artar. Yani gezegenin etrafında bir tur için geçirdiği süre artar. O da bir günün daha uzun olmasını sağlar. Bir doğrudur. Cevap 1 ve 2 B şıkkı. K ve L cisimleri, şu L cismi, bir iple bağlanmış özdeş cisimler. O noktası etrafında omega açısal hızı ile düzgün dairesel hareket yapıyorlar. Bir süre sonra K-L cisimler arasındaki ip koparsa 1, 2, 3 yargılarından hangileri doğrudur diye soruyor. K-L arasındaki ip koptuğunda sistemdeki toplam kütle azalacaktır arkadaşlar. I eşittir mR kareden toplam kütle azalınca eylemsizlik momentinde azalmasını bekleyeceğim. İkinci şıkta öncülde sistemin toplam eylemsizlik momenti artar diyor. Yanlıştır.
Sistemin O noktasına göre toplam açısal momentumu değişmez diyor birinci öncülde. Doğrudur. Neden? Çünkü sisteme dışarıdan herhangi bir tork etkisi olmamıştır. Bu yüzden de açısal momentum korunur. K cisminin açısal hızı artar. L eşittir I çarpı omega demiştik. Toplam sistemdeki L korunacaktı. I'nın azaldığını biliyorum. Korunabilmesi için o zaman açısal hızın ne yapması gerekir? Artması gerekir. 3 doğrudur. Cevap 1 ve 3. D şıkkı. Kolları kapalı olarak düşey doğrultuda kendi ekseni etrafında dönen buz dansçısının açısal hızı omega, dönme kinetik enerjisi E'de, açısal momentumu L'dir. Dansçı kollarını açarsa bu değerler nasıl değişir? Eylemsizlik momenti neydi? MR kare. Dansçının kütlesi değişmiyor fakat kolları açtığında dönme yarı çapını arttırmış oluyor. O zaman eylemsizlik momenti artar. Peki dansçıya dışarıdan herhangi bir tork etkisi var mı? Hayır. O zaman açısal momentum ne yapmayacaktır? Değişmeyecektir. Açısal momentum neydi? I çarpı omega. L değişmiyor. I'nın arttığını biliyorum. O zaman açısal hız ne yapmalı? Azalmalı. Dönme kinetik enerjisinin formülü neydi? 1 bölü 2 I omega kare. Şimdi burada arkadaşlar eylemsizlik momenti ve açısal hız ikisi de değişiyor. Biri artarken biri azalıyor. Eğer omega'nın karesi değil de kendisi olsaydı aynı oranda artıp azalış olacağı için çarpım değişmeyecekti ve enerji sabit kalacaktı. Fakat açısal hızın karesi olduğu için açısal hız azalırken karesi iki kere azalacak. Yani eylemsizlik momenti ne kadar artıyorsa açısal hız onun karesi kadar azalacağı için çarpım azalır. Dönme kinetik enerjisi de azalır. O zaman cevabımız arkadaşlar azalır, azalır, değişmez. A şıkkı olacaktır. Evet, birbirine iple bağlı x, y cisimleri kütleleri 2m ve m olarak verilmiş ve O noktası etrafında düzgün çembersiz hareket yapıyorlar. Açısal momentumları Lx, Ly oranı kaçtır diye soruluyor bize. Açısal momentumu m omega r kareden bulabiliriz. Aynı nokta etrafında döndüğü için bunların hangi hızları eşitti? Açısal hızları eşitti. O zaman yazalım. Dx için yazıyorum. 2m omega yarıçapı 2r karesini alın 4r kare yapar. Ly için yazıyorum. M omega karesini alırsam yarıçapının 3r 9r kare yapar. Taraf tarafı oranlıyorum. M omega r kareler giderse burada 8 kalır, aşağıda 9 kalır. Oran 8 bölü 9 D şıkkı. Yarıçapları 2r ve 3r olan şekildeki xy çarkların sabit büyüklükte açısal hızda dönerken dönme kinetik enerjileri eşit olmaktadır. Xy çarklarının dönerken açısal momentumları sırasıyla lx vektörü ve ly vektörü olduğuna göre lx kaç ly'dir diye soruyor. Burada arkadaşlar vektörel bir kıyaslama yapacağımız için yönleri dikkate almamız lazım. Çünkü oran artı ya da eksi çıkabilecek yönlere göre. X saat yönüne dönerken Y yan yana çarklarda ters döneceği için saatin tersi yönde dönecektir. Sağ el kuralına göre dönüş yönü 4 parmakla kavrarsak baş parmak da bize açısal momentumun yönünü verir. X saat yönüne döndüğüne göre 4 parmağım saat yönünü gösterirse baş parmağım sayfa içini göstereceği için X'in momentumu sayfa içine doğru çarpı şeklinde gösterebilirim sayfa içine. Y içinde 4 parmağım saatin tersi tarafa doğru dönüşü kavrarsa baş parmağım sayfadan dışarıya doğru gösterir. Y'ninkini de o zaman nokta şeklinde gösterebiliriz. Yani açısal momentumlar birbirine zıt olduğu için oran negatif bir şey çıkacaktır. Yan yana çarkların açısal hızları yarıçaplarla ters orantılıdır arkadaşlar. Yarıçaplar 2r'ye 3r verildiğine göre o zaman x'in açısal hızını 3 omega dersek y'nin açısal hızı da 2 omega olacaktır. Dönme kinetik enerjileri eşit demişti. 1 bölü 2 I omega karelere eşitmiş yani. X için 1 bölü 2 Ix karesini alırsam 9 omega kare. Y için 1 bölü 2 I y karesini alırsam 4 omega kare olur.
Buradan Ix'in Y'ye oranı 4 bölü 9 çıkar. Yani Ix'e 4 I dersek I'ye 9 I olur arkadaşlar. Şimdi açısal momentumlarını I çarpı omega'dan yazalım. X için yazıyoruz. I'sı 4 I. Açısal hızı 3 omega. L'ye için yazıyorum. Eylemsizlik momenti 9 I. Açısal hızı 2 omega. X'in 12 I omega, Y'nin de 18 I omega olduğunu görüyorum. Oranlarsam 2 bölü 3 çıkar. Yani X açısal momentumu Y'nin 2 bölü 3 katıdır. Fakat vektör olarak sorduğu için eksi 2 bölü 3 katıdır. B şıkkı. İpe sarılı homojen yapılı bir makara şekildeki konumdan serbest bırakılıyor. Buna göre bir konumundan ikiye gelirken makaranın hangi niceliği azalır diye bize sormaktadır. Şimdi burada makaranın çevresindeki ip makara üzerinde bir dış tork etkisi oluşturur. Yani dış tork olduğuna göre açısal momentum artar. Bize azalırı soruyordu. O zaman A şıkkını geçebiliriz. Makaranın eylemsizlik momenti m kareden düşünürsek kütlesi değişmiyor, yarıçapı da değişmiyor, değişmez. Açısal momentum I çarpı omega'ydı. I değişmiyor dedik eylemsizlik momenti. L artıyorsa açısal hız da ne yapacaktır? Artacaktır. O zaman C'yi de geçebiliriz. Açısal hız artarken cisim düzgün çembersiz hareket yaptığı için açısal hız düzgün artar. Bu da ivmenin sabit olduğu anlamına gelir. Yani açısal ivme sabittir. Dönme kinetik enerjisi E'de formülü neydi? 1 bölü 2 I omega kare. I değişmedi. Omega arttı. O zaman dönme kinetik enerjisi de arttı. Geçelim. Periyot. Açısal hızdan bakabilirim. Neydi formülü açısal hızın? 2 pi bölü periyot. Yani ters orantılı açısal hızla. Açısal hız ne yapıyordu? Artıyordu. O zaman periyot ne yapar? Azalır. Cevap E şıkkı. O noktasından serbestçe dönebilen bir kasnağa ip sarılarak ucuna K cismi bağlanıp şekildeki konumdan serbest bırakılıyor. Buna göre kasnağın 1, 2, 3 büyüklüklerinden hangileri zamanla artar? Evet, şimdi yine burada K cisminin asılı olduğu ipte bir gerilme kuvveti oluşur ve bu ip gerilmesi kasnağa dışarıdan bir tork etkisi yaratır. Dış tork olduğu için kasnağın açısal momentumu artar. Bir doğrudur. 2 açısal hız diyor. Neydi açısal momentum? I çarpı omega. Eylemsizlik momenti yani I. Kasnak için m kareden düşünüyorum. Kütlesi ve yarıçapı değişmediği için değişmeyecektir. O zaman L ile omega doğru orantılı olacağı için açısal hız da ne yapacaktır? Artacaktır. Eylemsizlik momentinin zaten değişmeyeceğini söyledik. Cevap 1 ve 2. C. Döner sandalyede oturan bir kişi sandalyenin dönmesi esnasında kollarını açmaktadır. Sandalye dönerken adam birden kollarını kapattığına göre adamın eylemsizlik momenti açısal hızının büyüklüğü ve açısal momentumunun büyüklüğü için ne söylenebilir? Şimdi dönerken adam kollarını açsa ya da kapasa dışarıdan bir tork etkisi olmadığı sürece açısal momentum ne yapmazdı arkadaşlar? Değişmezdi. Yani L'nin sabit olduğunu söyleyebiliriz. Eylemsizlik momenti m kareydi. Adamın kütlesi değişmedi ama adam kollarını kapatınca dönme yarıçapını azaltmış oldu. Bu yüzden eylemsizlik momenti de ne yapar? Azalır. Peki açısal momentum neydi? Eylemsizlik momenti ile açısal hızın çarpımı değil miydi? L değişmiyor dedik. I azalıyor. Çarpımın değişmemesi için açısal hızın ne yapması gerekir? Artması gerekir. Cevap azalır, artar ve değişmez. B şıkkı. M1 kütleli R yarıçaplı O merkezli dairesel disk omega açısal hızıyla yatay düzlemde şekildeki gibi dönerken diskin açısal momentumu L büyüklüğündedir. M2 kütleli cam macunu diskin ucuna çarparak yapıştığına göre omega ve L için ne söylenebilir? Şimdi cam macunu diskin üzerine düştüğünde
disk üzerinde herhangi bir döndürme etkisi, yani dış tork etkisi yaratmaz. Diskin dış torku olmadığına göre açısal momentumu da değişmez. Fakat eylemsizlik momenti emre kareden cam macunu diskin üzerine düştüğü zaman sistemin toplam kütlesi artmış olur. Yarıçap değişmedi ama toplam kütle arttığı için eylemsizlik momenti artar. L de I çarpı omega idi. L sabit, I artıyorsa açısal hız azalacaktır. Azalır değişmez E şıkkı. Sürtünmesi önemsiz yatay bir masamız var. Üzerinde M kütleli bir cisim. Cisme bir ip bağlı. İpin diğer ucu masadaki delikten aşağıya doğru sarkıtılmış. Ve bu uca bir F kuvvet uygulanmış arkadaşlar. M kütleli cisimde V hızıyla masa üzerine dönmekte. İp masanın altından bir miktar çekildiğinde 1, 2, 3 yargılarının hangileri doğrudur? Şimdi burada ipe uygulanan kuvvet sanki cisme bir dış tork etkisi yaratıyormuş gibi gözüküyor ama F kuvvetinin doğrultusuna bakarsak arkadaşlar uzantısı dönme noktasından geçiyor. Uzantısı dönme noktasından geçen kuvvetlerin tork etkisi olmaz. Yani buradaki M kütleli cisme bir dış tork gelmemiş olur. O zaman L korunur. İkinci şıkta cismin açısal momentumu artar diyordu. Bu yanlıştır. Açısal momentumu MVR'den yorumlayalım. L değişmedi dedik. Cismin kütlesi de değişmiyor. Aynı. Fakat ipi bir miktar çektiğimde burası da kısalacağı için cismin daha küçük bir çemberde dolaştığını görüyorum. Yani yarıçapı azaltıyorum. O zaman çarpımın değişmemesi için yarıçap azalıyorsa çizgisel hız artmalı. Bir doğrudur. Cismin periyodu azalır diyor. Cisim daha büyük hızla daha küçük bir çember dolandığına göre daha kısa sürede dolaşacaktır. Dolayısıyla periyodu azalır. Doğrudur. Cevap 1 ve 3 E şıkkı. O noktasından ipe bağlı bilye K noktasından bırakıldığında L noktasına gelirken açısal hızının büyüklüğü omega, açısal ivmesinin büyüklüğü ise alfaymış. Buna göre cismin K'dan L'ye gelirken omega ve alfa değerleri nasıl değişir diye soruyor. Şimdi burada arkadaşlar düzgün bir çembersiz hareket yok. Cismi K'dan serbest bırakıyorum. Aşağıya doğru iniyor. L'ye gelirken potansiyel kaybediyor. Kaybettiği bu potansiyel de neye dönüşüyor? Kinetiğe, yani hız kazanıyor. Yani cisim K'dan L'ye gelirken çizgisel hızı artıyor. Peki çizgisel hız açısal hızla yarıçapın çarpımı değil miydi? Evet. Cisim K'dan L'ye gelirken bir dönme hareketi yapıyor ve bu dönüşü de ipin boyu kadarlık bir yarıçapta yapıyor. Cisim L'ye geldiğinde ipin boyu, yani yarıçapı değişmeyecek. O zaman R sabit. Çizgisel hız artıyorsa bu durumda açısal hız da ne yapacaktır? Artacaktır. Peki tork dediğimiz eylemsizlik momenti ile açısal ivmenin çarpımıydı. Buradaki tork cismin ağırlığının cisim üzerindeki tork etkisi. Cismin ağırlığı aşağıya doğru ve bu ağırlığın uzantısına dönme noktasından dik uzaklık şu çizdiğimiz mesafe kadar. Cisim L'ye doğru gelirken mesela şuraya gelsin cisim. O zaman ağırlık yine aşağıya doğru ama ağırlığın uzantısına dönme noktasından olan dik uzaklık ne yapacak? Azalacak. Peki torku aynı zamanda kuvvet çarpı dik uzaklık olarak bilmiyor muyduk biz? Evet. Şimdi kuvvet değişmiyor, mg cismin ağırlığı, ama dik uzaklık azalıyor. O zaman tork ne yapar? Azalır. Tork azalırsa cismin eylemsizlik momenti kütlesi emre kareden gidersem m'i ve r'si değişmediği için sabittir. Tork azalırsa açısal ivme de ne yapacaktır arkadaşlar? Azalacaktır. O zaman cevap A şıkkı olur.